Ligde son iki haftaya giriyoruz. 3 takım da Süper Lig'e çıkma mücadelesini kıyasıya veriyorlar. Ve işte her maçın çok farklı önemi var. Bundan sonraki süreçte hata yapmayan takımlar bir üst ligde oynama hakkı elde edecekler. Ama şunu da tekrar etmek istiyorum. Futbolda 2 tane 90 dakika çok uzun bir süre. Dolayısıyla çok farklı olayların, gelişmelerin maç içerisinde durumların da oluşabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz şunu yapmak istiyoruz. Bursaspor ve Boluspor maçlarında ortaya koyduğumuz mücadeleyi, anlayışı, oyun kalitesini arttırabiliyorsak arttıracağız. Ama en azından o maçlarda ortaya koyduğumuz mücadeleyi ve futbolu önce Ankaraspor, daha sonra da Adanaspor maçlarına yansıtmaya çalışacağız. Ve kayıpsız iki maçımızı da bitirmek için elimizden geleni ortaya koyacağız. Ondan sonrasında bekleyeceğiz. Şu anda takımda herhangi bir eksiğimiz yok. Yani son maçlardaki kadromuzu muhafaza ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bugün testimiz olduk. İnşallah testten de olumsuz bir sonuç çıkmadan maça hazırlanmaya çalışacağız. Tabii Boluspor maçından sonra da dile getirmeye çalıştım. Bazı rahatsızlıklarımız var. Bekledim birileri çıkar bir şeyler söyler diye ama baktım kimsenin bir şey söyleyeceği yok. Yine ben söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten bazı şeyler beni çok rahatsız ediyor. Biraz evvel de söylediğim gibi ligde artık bundan sonraki maçlar çok önemli. Dolayısıyla maçı oynayacak her takımın da bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Geçen hafta oynanan maçlarda bazı rahatsızlıklar gözlemledik. Bunlardan bir tanesi, kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir cevap duymak istiyorum. Tuzla Spor bence bu ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi olan Keçiören Gücü deplasmanında maçı kazanıp playoff umutlarını yeşertiyor. Ve bir sonraki maçta, yani bu haftaki maçta Keçiören Gücü maçını kazanan 11'den kaleci Metin, Samet Asatekin, Yohu, Rotman, Gökcan, Ahmet Yazar ve Turam'ı Adana Demirspor maçında oynatmıyor. Artı 4 tane U19 takımından oyuncuyu ilk defa bu maçta oynatıyor. Dolayısıyla bu durumu bence futbol kamuoyuna, futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklamak gerekir. Yine geliyoruz, işte daha yeni Balıkesir Spor'un Adana Demirspor maçında işte bundan önce oynatmadığımız oyuncuları oynatacağız. Belki de onlar da U19 takımından oyuncu oynatabilirler. Fakat tabii bu durum futbolda bence haksız rekabeti tetikleyen bir durum. Yarın Süper Lig'de işte bakıyorsunuz, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın içinde olduğu bir şampiyonluk yarışı var. İki hafta sonra herhangi bir takımın bu takımlarla oynarken bir maça işte 8 tane oynatmadığı oyuncu ya da 3 tane U19 takımından oyuncuyla çıktığında, bugün bu duruma, bizim karşılaştığımız duruma sessiz kalanlar yarın o duruma da ses çıkaramayacaklar. Ve gerçekten futboldaki rekabeti çok ciddi anlamda yaralayan bir durum bu. Ve bence Türk futbolunun geleceği açısından da çok sıkıntılı bir durum. Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum. Dolayısıyla böyle rahatsızlıklarımız var. Tabii ki sonuçta oynadığımız oyun
futbolda iki tane takım Süper Lig'e çıkacak. Bir tanesi arkada kalacak. Playoff oynayacak. Sonra oradan bir tane daha çıkacak. Bunlar futbolda olan şeyler. Ama olmayan şeylerin insan kamuoyu vicdanına rahatsızlık verecek şeylerinde bence durumlarında önüne geçmek lazım ki yine söylüyorum bu durum Türk futbolunun sonunu getirebilir. Dikkatli olmak lazım. Bu konularla alakalı da söyleyeceklerim bunlar. Bir söyleyeceğim nokta da şu. Tabii yeni yeni hareketlenmeye başladı. İşte Samsun'da insanlar ligin bitmesine 2 hafta kala işte takımlarına sahip çıkmaya başladılar. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Ama şunu istiyorum ki daha fazla sahip çıkmaları gerekiyordu. Ve bundan sonra inşallah bu eksiklik giderilir. Bir de rahatsızlığım şu, işte konuşmamın başında da söyledim. Tabii herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman, affedersiniz, çok böyle gereksiz durumlarda, gereksiz şeylere böyle defalarca tweet atan, sosyal medyada tepki koyan insanların maalesef hiçbirini göremedik biz bu sıkıntıları yaşarken. Onlar da biraz o durumlarda gösterdikleri hassasiyetin belki onda birini bugün bu haksızlıklara uğradığımız dönemde gösterebilselerdi o zaman gerçekten iyi bir Samsunsporlu olduklarına kanaat edebilirdik. Bu rahatsızlığımızı da dile getirelim. Söyleyeceklerim de bunlar yani. Çok fazla da artık konuyu deşmenin de gereği yok. Daha fazla tabii rahatsızlıklar var ama çok fazla da konuşamıyorum. İnşallah zamanı gelince onları da dile getiririz. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Ben futbol hayatım boyunca futbolda o kadar acayip olaylara şahit oldum ki, o kadar sürprizlerle karşılaştım ki, sonuçta kul hesap yapar, kader gülermiş diye güzel bir söz var. Allah bir işin olmasını istediği zaman ol der ve o iş olur. Olmasını istemediği zaman da iki cihan bir araya gelse o iş olmaz. O yüzden biz iyi niyetle, dürüst bir şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ondan sonrası Allah'a kalmış. Hep beraber göreceğiz. Tomane yok. Tomane sezonu kapattı. Playoff'ta da zaten hemen maçların sonunda oynanıyor playoff'larda. Tomane'den faydalanamayacağız bu sezon. Maalesef.